AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında gerilim tırmanıyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iki parti arasında en büyük rekabetin yaşandığı Şanlıurfa'daydı. AK Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ne geçen Şanlıurfa adayı Kasım Gürpınar'a oy istedi. Tüm hakları elinden alınanlar için biz geliyoruz. Şimdiden Urfa'ya Mehmet Kasım Gülpınar dönemi hayırlı olsun diyorum. Kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Ya size kaybettiren Yeniden Refah değil, size kaybettiren 22 senedir uyguladığınız kibirli, enaniyetli, rantçı belediyecilik anlayışın. AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu Şanlıurfa'da meydandaydı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ilklerin ilk gerildiği adres. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bize kaybettiriyorlar sözlerine yanıt verdi Fatih Erbakan. Size Yeniden Refah kaybettirmiyor. Emekliyi, dar gelirliyi İçine düşürdüğünüz durum kaybettiriyor. Size İsrail'le ticarete devam etmeniz kaybettiriyor. Yeniden refah verilecek her oyun İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM ittifakını iktidara getireceğini bilmenizde fayda var. Yeniden refah suçlamak yerine 20 senenin faturasına dikkatlice bir bakarsanız neden kaybettiğinizi çok iyi bir şekilde anlamış olursunuz. AK Parti Yeniden Refah arasında seçimin son haftasına girilirken, restleşme sürerken AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanımızı hançerlediler diyerek ses yükseltti. Yeniden Refah'a gidip adaylık pazarlığı yaptılar, oraya geçtiler. Şimdi bu çok açık bir şekilde Erdoğan sevgisi değil, Erdoğan'a ihanettir AK Parti'ye. Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Bizim arkamızda ne devlet gücü var, ne de biraz önce bahsettim, her gün bize desteğe gelen bir bakan var. Desteğe gelseler sadece yeterli. Bir de geliyorlar, gündüz oruç tutuyorlar, akşam bir de iftira atıyorlar. Buyurun size Müslümanlık, buyurun. Mahşerde hesaplaşacağız. Yeniden Refah ise aslında ittifakta olmamasına rağmen İttifak varmışçasına gibi göstererek AK Parti adayına zarar veriyor. Bakıyorum, akşama kadar Yeniden Refah Partisi'ni kötülüyorlar. Yeniden Refah Partisi böyle yapmış, Yeniden Refah Partisi şöyle yapmış. Ya ben de diyorum ki ben Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz. Çıkın karşıma, çıkın, konuşalım. Hayır, bir de korkaklar, yapamıyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz de İstanbul'da seçim kampanyası yürüten bakanlara ve rakibine karşıma çıkın diye res çekti. Genel Başkan Fatih Erbakan ise iktidara bir kez daha İsrail'le ticareti kesin diye seslendi. Günde 8 tane 10 tane gemi Türkiye limanlarından kalkıp harıl harıl katil Siyonist rejime mal taşımaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana 8 milyon lira değerinde dikenli tel Türkiye'den İsrail'e gönderildi.